Değerli basın mensupları, hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin emperyalizme karşı verdiği en onurlu savaşın, kurtuluş savaşımızın meydanlarında doğmuştur. Mücadelemiz Anadolu'da ve Rumeli'de milletimizin hukukunu müdafaa hareketi olarak başlamıştır. Savaş meydanlarında kazanılan zafer Cumhuriyetin kurulması ve devrimlerle taçlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi asrı yıla sığdıran kurucu partidir. Bu yönüyle tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle onun iki büyük eserinden biridir. Cumhuriyet Halk Partisi sadece kuruluşun ve kurtuluşun partisi değildir. Ülkemizde çok partili demokrasiye geçişin Ülkemizin sosyal demokrasiyle tanışmasının altında yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır. Milli egemenlik temeli üzerinde yükselen ideolojik altyapımız, altı okla, dokuz umdeyle, ilk hedefler beyannamesiyle, ortanın soluyla yoğrulmuş ve bugünlere ulaşmıştır. Son kurultayımızda oy birliğiyle kabul ettiğimiz ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde bu gelenekten süzülüp gelir. Cumhuriyet Halk Partisi, Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umutsuz olmadım diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesi, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde milliyetçiliği Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına, Batı Anadolu'nun haşhaş tarlalarına yazanlar vardır emperyalistlerin tehdit mektuplarına karşı dimdik durup yeni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alır diyenler vardır. Bu toprakları emperyalistlerin çizmelerine ezdirmeyiz diyerek 1 Mart Teskeresi'nin karşısına dimdik dikilenler vardır. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı dünyanın en büyük sivil eylemlerinden birini yaparak adalet için, hak için, hukuk için Ankara'dan İstanbul'a yürüyenler vardır bizler bu çatı altında bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünde ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kere daha rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Değerli basın mensupları, bugün okullar açılıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılına özellikle deprem bölgesinde okulların fiziki durumundan, öğretmenlerin barınmasından, çevredeki asbeste kadar çözülmeyi bekleyen pek çok sorunla başlıyoruz. Okulların tadilatları geç başlamış. Başta kırsal kesimlerdekiler olmak üzere okullarda yeni döneme doğru dürüst hazırlık yapılmamış. Yedi ay geçti üzerinden. Biz hala deprem bölgesinde su sorunu konuşuyoruz hükümet ise oralı değil. Bölgede ciddi barınma sorunları var. Ama saray bu bölgede sorunların çö sorunları çözme peşinde değil, ihale dağıtma peşinde. TOKİ'nin sitesinde toplam tutarı 200 203 milyar liraya ulaşan 108 bin konutluk ihalenin bilgileri yer alıyor. Basına yansıyan bilgilere göre ise 200 bin konutun inşaatına başlanmış. Buna karşın Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın deprem raporunda bölgede acil yıkılacak yıkık veya ağır hasarlı konut sayısının 518 bin olduğu söyleniyor. Yani yapımına başlanan yıkılanın yarısı bile değil. Oysa Erdoğan bir yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa etme sözü vermişti. Bütün sözlerinde olduğu gibi bu da fos çıktı. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim döneminde yurdun dört yanı dört bir yanındaki aileler hem yapboza dönen eğitim sistemi hem de her geçen gün artan masraflar yüzünden kara kara düşünüyorlar. Araştırmalara göre ülkemizde her üç öğrenciden biri ayda en az bir kez akran zorbalığıyla karşı karşıya kalıyor. Gerek afetten etkilenen, gerek akran zorbalığına maruz kalan çocuklarımızın rehber öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara ihtiyacı var. Ama rehber öğretmenlerimiz de hala hükümetin yüz öğrencisi olan her okula bir rehber öğretmen sözünü tutmasını bekliyor. Sadece rehber öğretmenler değil. Başta atanmayanlar olmak üzere pek çok alanda öğretmen ihtiyacı var. Okullarda yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiklikleri var. Ama hükümet eğitim sistemindeki sorunlara odaklanmak, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek yerine eğitim sistemini ideolojik vesayet altına almaya çabalıyor. Görevi bu ülkenin gençlerine başka ülkelerdeki akranlarıyla aynı sürede daha fazla üretip daha fazla kazanacak yetenekleri sağlayacak çağın gerekleriyle uyumlu kaliteli eğitimi vermek olan bakan eğitimin gerçeklerinden kopmuş başka dünyalarda yaşıyor. Ama ülkemizde gençler iş işverenlerde ihtiyaç ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları bulamıyor. Eğitim sistemi sürekli hallaç pamuğu gibi atılıyor. Önce sınıfta kalma kaldırılıyor. Sonra geri geliyor. Sınav konuyor sınav kaldırılıyor. Eğitim sistemindeki kaos bir türlü bitmek bilmiyor. Diğer taraftan sarayın azdırdığı hayat pahalılığı nedeniyle bir öğrenciyi okula başlatmak el yakıyor. Kıyafeti, eşofmanı, ayakkabısı, kırtasiyesi masraf 5 bin lirayı buluyor. E bunun bir de servisi var, yemesi içmesi var, Dünyada gıda fiyatları Ukrayna-Rusya savaşı'nın başladığı dönemde zirveyi görmüştü. Sonra da hızla düşmeye başladı ve bugün itibariyle dünya gıda fiyatları Ukrayna'da gördüğü zirveden buraya yüzde 24 oranında düştü. Peki bizde aynı dönemde ne oldu? Yüzde 110 arttı gıda fiyatları. Saray yönetiminin beceriksizliği nedeniyle ülkemizde gıda fiyatları 36 aydır hiç kesintisiz artıyor. İtibardan tasarruf etmeyen sarayda efuliler yudumlanırken bu ülkede çocuklar okula aç gidiyor. Yumurtanın, peynirin fiyatı bir yılda neredeyse ikiye katlandı. Sabah çocukları çocuklara okula göndermeden bir kahvaltı ettirmek küçük bir servete mal oluyor. Kantinlerde de fiyatlar ateş bağısı. Okulda beslenme programlarının, obeziteyle mücadele eylem planlarının adı var. Ama kendisi yok. Devlet tarafından çocuklarımıza ücretsiz sağlanması gereken yemek, eğitim gören her on öğrenciden birine bile ulaşmıyor. Çocuklar okula aç gidiyor, okuldan da aç dönüyor. Uluslararası yarışma sınavlarında kafamızı en dipten bir türlü yukarı kaldıramıyoruz. PISA sınavlarında 38 üyeli ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı içerisinde FEN'de 30. Okuma becerilerinde 31. Matematikte 33. sıradayız. Yetersiz beslenme ve yetersiz eğitim nedeniyle okuduğunu anlamakta bile zorlanan bir nesil yetişiyor. Okul bitirmekte tek başına çözüm değil. Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon civarında. İşe gitmeyen, okumayan, evde oturup anasının babasının eline bakan 2,5 milyon ev gencimiz var iyi eğitimi almış pırlanta gibi gençlerimiz yurt dışında geleceklerini arıyor. Yerlerine de bu hükümet sayesinde delik deşik olmuş, peşaverleşmiş sınırlarımızdan neydi belirsiz yüz binlerce sığınmacı geliyor. Ülkemizin geleceği ellerimizden kayıyor. Tüm bu gelişmelere rağmen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim yılında, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz. Değerli basın mensupları, Yunanistan kendilerine gelen sığınma, kendisine gelen sığınmacı sayısı bir yılda 2000 kişi arttı diye Almanya'ya sorunun kaynağı Türkiye yeni bir mülteci anlaşması için Türkiye'ye baskı yapın diye bas bas bağırıyor. İşte bu işler böyledir. Arkanızda dış politikanıza güç katacak bir ekonomi bırakmazsanız başka ülkeler size aklına geleni dayatmaya kalkar. Bugün açıklanan Temmuz ayı işsizlik verilerine göre gerçek işsiz sayımız 8 milyon 742 bin kişi seviyesinde devam ediyor. Bu dünya üzerindeki 97 ülkenin nüfusundan daha fazla. Ülkede sadece yoksulluk işsizlik değil artık açlığı da konuşuyoruz. İşsiz aç ama çalışan da aç. Çalışanların çoğu açlık sınırının altına düşen asgari ücret ya da civarında bir ücrete talim ediyor. Değerli basın mensupları. Önceki seçimde faiz sebep enflasyon sonuç deyip yola çıkan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ekonomideki tüm dengeleri alt üst etti. Bir de işler yolunda havası basmak için Merkez Bankası'nın arka kapısından 199 milyar dolarlık rezervi buharlaştırdı. Çarçur etti. Bakan Şimşek de bugün bunu açıkça itiraf etti enflasyondaki artışın gerekçelerinden biri olarak seçim öncesi tutulan kurun bırakılmasının enflasyonu arttırdığını söyledi. Suçu kendinden önceki saray politikalarına attı. Hükümetin politikaları yüzünden Merkez Bankası'nın kasası bugün itibariyle tam takır. Net döviz rezervleri 67 milyar dolar ekside. Sadece Merkez Bankası'nın kasası değil, Hazine'nin kasasızda rekor açıklar veriyor. Geçen yıl ilk 7 ayda 30 milyar lira fazla veren bütçe bu yılın aynı döneminde 435 milyar lira açık verdi. Hükümet neden deprem harcamaları dese de bu açığın en önemli kısmı hükümetin seçim kazanmak için tüm tuşlara basmasından kaynaklanıyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı da bunu itiraf ediyor. Bugün katıldığı televizyon programında enflasyondaki artışla ilgili soruya yanıt verirken önce deprem harcamalarından, ardından ücretlerdeki artışların etkisinden, sonra da seçim öncesi alınan bazı kararları telafi etmeleri gerektiğinden yakındı. Çözüm olarak da daha fazla vergi tahsil etmekten, daha fazla özelleştirme geliri elde etmekten medet umduğunu açıkladı. Zaten bugüne kadar milletin atadan dededen kalma 63 milyar dolarlık malını mülkünü sattınız. Kalanı da varlık fonuna doldurup borç, borçlarınıza teminat gösterdiniz. E daha neyi satacaksınız? Diğer taraftan bütçe açığına da ciddi bir bütçe açığına ciddi bir cari açık da eşlik ediyor. Bugün açıklanan Temmuz rakamlarına göre tek bir ayda cari açık 5 milyar 466 milyon dolar olmuş aynı dönemde 12 aylık cari açık ise 58 milyar 517 milyon dolar. Son 7 ayda yani yılın başından beri gerçekleşen cari açık ise 42 milyar doları aşmış. Geçen hafta yayınlanan OVP'ye göre bu yılın tamamında cari açık bu kadar olacaktı. Yani 42 milyar dolar. Şimdi OVP'deki cari açık hedefinin tuta, tutturulabilmesi için yılın kalan, kalanında yani Ağustos'tan Aralık ayına kadar hiçbir ayda cari açık vermemek gerekiyor. Bu tabi mümkün değil. Erdoğan'ın cari fazla vererek enflasyonu düşürme safsatası da sürekli duvara tosluyor. Tabi OVP'nin hedefleri de daha mürekkebi kurumadan riske girmiş görünüyor. Özetle neresinden bakarsanız bakın. Tulumbada su bitti, kazanın dibi delindi. Hal böyle olunca seçimden sonra borç para bulmak için dediklerinden sürekli çark ettiler. Bugüne kadar söyledikleri ne varsa tersini yapmaya başladılar. Güçlü diyerek milleti aldatmaya kalktıkları ekonomide seçim bittikten sonra aldıkları vergiyi bir daha aldılar. Biz bu ek Motorlu taşıtlar vergisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Bunun vakit kaybetmeden görüşülmesi çağrımıza rağmen her ne ekmekse yüksek mahkeme konuyu vergi tahsil edilmeye başlayana kadar sürekli erteledi, ele almadı. Şimdi iptal etse de bu vergiyi ödeyenler geri alamayacak. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece devamlı düşecek dedikleri faizi seçimlerden sonra tam 17,5 puan arttırdılar. Seçim öncesindeki seviyesinin 3 katına çıkardılar. Bugün artık ekonominin fay hatlarında gerilim hat safhaya ulaşmış durumda. Seçim döneminde beka sorunu, beka sorunu diye ortalarda dolaşanlar, şimdi kendi imalatları olan dört başı mamur beka sorunuyla karşı karşıyalar. Değerli basın mensupları, Geçtiğimiz hafta hükümetin önümüzdeki 3 yıl için hedef ve tahminlerini içeren orta vadeli program yayınlandı. Orta vadeli programla ilgili olarak ilk söylenmesi gereken bu programın iddiasızlıkla gerçekçiliği birbirine karıştıran bir program olması. Şimdi bu programda bundan 12 yıl önce millete vaat edilen, devletin kalkınma planlarında da yazan 2023 yılında milli gelirin 2 trilyon dolara ulaşması, kişi başına gelirinde 25 bin dolara ulaşması hedefine önümüzdeki 3 yılda da hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girme hedefinin yanına bile yaklaşamıyor. Dünya enflasyon sıralamasında ise 2026'ya kadar ilk 5'i Türkiye kimseye bırakmıyor. Bunun adı gerçekçilik değildir. Bunun adı iflasın ikrarıdır. Diğer taraftan OVF'de rakam çok. Dilek ve temenni çok ama bunlara nasıl ulaşılacağıyla ilgili doğru dürüst zamana bağlanmış bir tedbir ve politika demeti yok. Yedi öncelikli reform alanı belirlenmiş. Ama bu reform alanları içerisinde nedense hukukun üstünlüğünün temini, yargının bağımsızlığı ve oyun içinde kural değiştirilmeyeceği yer almıyor. Aslında bunlar bir ekonomi programı için bugün gömleğin doğru iliklenmesi gereken ilk düğmeleri. Maalesef bu OVP'de gömleğin ilk düğmeleri yanlış iliklenmiş. Enflasyon tahminlerine gelirsek. Seçimlerin ardından hükümet maaş, ücret ve aylıklara zam yaparken bu yıl için yüzde 22 enflasyona esas aldı. Zaten Merkez Bankası raporları da bunu söylüyordu. Maaş, ücret, aylık ayarlamaları tamamlandı. Evet. Sonra Merkez Bankası geçtiğimiz ay bir rapor yayımladı. Enflasyon raporunda bu yıl enflasyon yüzde 58 olur dedi. Yetmedi. Son faiz kararında bu yıl enflasyon tahminin üst bandına yakın seyredecek diyerek enflasyon tahminini yüzde 62'ye çekti. Şimdi açıklanan orta vadeli programda da bu yıl enflasyon yüzde 65 olur diyorlar. Sadece birkaç hafta içinde enflasyon hedefini %22'den %65'e çıkartan hükümetin açıklaması mevcut resmi mevcut resmi anladıkça tahminlerimiz değişti oldu. Ama onlar resmi anlayana kadar olan memura emekliye emekçiye oldu. Peki birkaç haftada enflasyon hedefini bu kadar değiştiren bir hükümet önümüzdeki 3 yıl için koyduğu enflasyon hedef ve tahminlerini nasıl tutturacak? Bunu merak ediyoruz. Bu OVP aynı zamanda tutarsızlıklarla da malum. Orta vadeli programa göre bu yıl yüzde %65 65'e yükselecek enflasyon, gelecek yıl yüzde 54 devaluasyona ve yüzde 4 büyüme hedefine rağmen yüzde %33 33'e, yani bu yıl gerçekleşen enflasyonun yarısına düşecek. 2024'te milletten alınacak vergilerde yüzde yetmiş dört artacak. Şimdi bir kere bu enflasyon mevcut kur ve büyüme hedef kur ve büyüme tahminleriyle tutarlı değil. Yine vergilerdeki artış oranı enflasyon ve milli gelir artış oranlarının toplamının tam iki katı. Şimdi bu yıl milletten bir trilyon liradan fazla ek vergi aldınız. Millette yeni bir vergi ödeyecek hal bırakmadınız. Gelecek yıl bu vergi artışlarıyla bu hükümet herhalde milletimizin canını alacak. Buradan söyleyelim. Bu program aynen Kristof Kolomb'un yumurtası gibi. Dibi kırılmadan dik durmaz. Değerli basın mensupları bu ülke bunu hak etmiyor. Yine programda dikkat çeken iki vaat var. Biri millete mucize olarak sundukları ekonomiyi kurtaracak, büyük fikir olarak lanse ettikleri kur korumalı mevduattan çıkış sözü. Ama ne zaman? Nasıl bir takvimle? Hangi araçları kullanarak? Bu yok. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı'na da soruldu. Bu konuda bir stratejilerin olduğunu ama konuşmamayı, konuşmayı tercih etmediğini söyledi. Anlaşılan Bakan Bey'in strateji, stratejisi ancak kendisine yetecek kadar. Şu an paylaşamıyor. Kur korumalı mevduat sahiplerine Türk lirası mevduata geçmeleri için enflasyona paralel bir faiz mi vereceksiniz? Bunun için bankaların zarar etmemeleri, sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla eski kağıtları alıp, Onların yerine özel tertip devlet kağıtları mı çıkaracaksınız? Şu anda bunların hiçbirinin cevabı ortada yok. Belli ki saray hükümeti kur korumalı mevduatın millete çıkaracağı faturayı yerel seçimlerin sonrasına saklamaya niyetli. Tabii o tarihe kadar fay hatları kırılmazsa. Erdoğan'ın bir diğer vaadide sıkı para politikasıyla enflasyonu tek haneye düşürmek. Şimdi enflasyonu tek haneye düşürmeyi anladık. Ama bu söz ettiği sıkı para politikası da ne oluyor? E hani faiz sebep enflasyon sonuçtu? Sıkı para politikası az para yüksek faiz demektir. Kendi atadığı bakanın kendisinden önce uygulanan politikalara irrasyonel demesini sineye çeken Erdoğan şimdi de iki yıldır her yerde savunduğu, nas dediği, ben iktidardayken artmaz düşer dediği düşük faizden de vazgeçmiş. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Lafı evirip çevirmeye kalkmayın. Çıkın ittifak ortağınızın yaptığı gibi faiz, sebep, enflasyon, netice gerçek değilmiş verin. Ha bu arada bu ortağınız saraya rüşvet alan da veren de melundur tabelasını asacağını söylemiş. Sizce bu tabela sarayınızdaki hangi melunlar için asılıyor? Değerli basın mensupları. Tabi yapılan hataların bir de milletimize faturası var. Orta vadeli programa göre bu yıl 646 milyar lira olan faiz giderleri program döneminin sonunda dörde katlanacak 2 trilyon 295 milyar liraya ulaşacak. Milletin vergileri de bir güzel faiz lobilerine ve tefecilere gidecek. Diğer yandan bu yıl için beklenen yüzde 4,4 büyüme hedefi de kafa karıştırıyor. Bunun için yılın ilk 6 ayında %3,9 olan büyümenin yılın kalan yarısında %4,8'e yükselmesi gerekiyor. Hedeflenen büyümenin gerçekleşmesi hükümetin son 6 aylık dönemde çok ciddi gaza basmasıyla mümkün. Peki ekonomiyi soğutan faiz artışları devam ederse bu nasıl olacak? Yoksa yeni ekonomi yönetiminin sonu da Lütfi Elvan ve Naci Abal gibi mi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz biz uyaralım. Motor hararet yaparken bir de seçime kadar gaza sonuna kadar basılırsa bu araç şanzıman dağıtır. Bu arada kur korumalı mevduattan çıkış açıklamaları yabancı kuruluş ve yatırımcıların sürekli tekrar ettikleri fazla değerli Türk lirası sözleri, vergilerdeki olağanüstü artış hedefi, faiz hariç bütçe dengesinde öngörülen hızlı düzelme, beklenen enflasyona göre maaş artışı planlaması, programdaki esnek çalışma maddeleri, kıdem tazminatıyla birleşecek yeni emeklilik modeli haberleri, önümüzdeki yıl olağanüstü yavaşlayacak bir tüketim, kedi kredi kartlarının sınırlanacağına dair sinyaller, tüketici kredilerinde %50'nin üzerini gören faizler, Dünya Bankası'ndan gelen Türkiye'ye ayrılan kaynakların iki katına çıkarılacağı, çıkarılacağı açıklamasında kullanılan ekonomide istikrar sağlamaya yardımcı olmak için ifadesi ve en son uluslararası para fonu ile para fonunun ülke masasına gönderilen tanışmak için çay partisine davet hükümetin seçim sonrası IMF kapısına dayanacağını şimdiden gösteriyor. Değerli basın mensupları. Türkiye bu kadar yalanı dolanı kifayetsizliği hak etmiyor. Erdoğan'ın dün darbeci katil dedikleriyle bugün el sıkışmasına havuz medyası diplomatik başarı başlıkları atsa da tükürdüğünü yalayarak ülke yönetilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, milletimiz de büyük bir millet. Ekonomimiz uluslararası kurumların kapısında hazır ola geçmeden de doğru politikalarla hızla ayağa kaldırılabilir. Hiçbir ülkeye nasip olmayan konumumuzla, bereketli topraklarımız ve yeraltı kaynaklarımızla üretime katılmayı bekleyen genç nüfusumuzla, dünyanın her yerinde ter döken iş insanlarımızla, cefakar ve çalışkan çiftçimiz, işçimiz, emekçilerimizle büyük bir potansiyele sahibiz. Bunun için öncelikle hukuk devletini ayağa kaldırıp, bu potansiyeli kullanmak için öncelikle hukuk devletini ayağa kaldırıp, yap, üze, yapılacak tüm işlerin üzerinde yükseleceği güven veren bir zemin hazırlamak gerekir. Yine bu çerçevede içeride ve dışarıdaki ekonomi oyuncularına oyun sırasında kural değişmeyeceğine dair güvence verilmelidir. Açıklanan orta vadeli programda bundan bahsedilmiyor. Ardından çağın gereklerine uygun katma değerli üretim, istişareyle iş gücü verimliliğini arttıracak adımlar, eğitimde ihtiyaç duyulan iş gücünü yetiştirecek büyük bir dönüşüm, dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsat ve imkanları en etkili biçimde kullanmak, stratejik sektörlerde ülkemizin kendine yeterliliğini sağlayacak planlı, programlı tedbirler, kamucu politikalar küresel arenada yarışabilecek güçlü bir ekonomi için olmazsa olmazdır. Eş zamanlı olarak ortaya çıkan refahın kalıcı olabilmesi için hakça paylaşılmasını sağlayacak, kimseyi dışlamayan, kucaklayıcı, kapsayıcı gelir adaletsizliklerini ortadan kaldıracak politikalar hızla hayata geçirilmelidir. Ve son olarak doğru temeller üzerinde yükselen millet yararına kurulan bu adaletli sistemin aksamaması için çevresel, mali ve parasal sürdürülebilirlik çevresel, mali ve parasal sürdürülebilirlik sağlanmalıdır. Bu temellere dayanmayan, laf olsun, torba olsun mantığıyla hazırlanan rakamların başka politikaların başka şey, rakamların başka politikaların başka şeyler söylediği bir orta vadeli program tarumar olan bu ekonomiyi düze çıkaramaz. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi halkın egemenliği temel ilke olarak benimsemiştir. Bu temel ilke doğrultusunda genel başkanımızın da ifade ettiği gibi parti içi tartışmaları yenilen, parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak görüyoruz. Biz etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaların mücadelemiz, mücadelemizi güçlendireceği kanaatindeyiz. Yenilenme sürecimiz hızla devam ediyor. İlçe ve il kongrelerimiz hızla tamamlanıyor. Bunların tamamlanmasının ardından da kurultayımızla bu süreci taşlandıracağız. Bu yenilenme sürecini tüzüğümüzden programımıza kadar partimizin işleyişiyle ilgili dokümanları da yenileyerek destekleyeceğiz. Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz. Değerli basın mensupları, son yerel seçimlerde büyük bir başarı kazandık. Ankara, Adana, Antalya, İstanbul ve Mersin başta olmak üzere CHP'li başkanlar tarafından yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyecilerin en güzel kazandık. Orada da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdik. AK Partili belediye başkanlarının yönettiği illerde ise vatandaş illallah dedi. Buralarda yapılan hizmetin ne olduğunu yaşayanlar biliyor. Lafla konuşmakla bu iş olmuyor. Pandemide, afetlerde bu belediyeler ne yaptı? Bunların millete hizmet etme derdi yok. Milletimiz yerel seçimlerde buralarda en güzel kararı verecektir. Bunlarla daha fazla gidilmeyeceği görülecektir. Biz diyoruz ki kaynaklarını yandaşlar için değil, hemşerileri için kullanan bir belediye, çağdaş bir yerel yönetim her vatandaşın hakkıdır. Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmaya hedefliyoruz. Bunu başarmak için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bugün yine Merkez Yönetim Kurulumuzda gözden geçirdik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim Arkada müsaadenizle bize var. yönlendirilen sorular oldu. Önce onları bir aktarayım. İlk soru Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. Sezgin Sanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin partiniz herhangi bir yaptırım uygulayacak mı? Şu ana kadar bir adım atıldı mı? Bu konuda gerekli açıklamaları yaptık. bu, bu çerçevede de devam edeceğiz. Evet. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu da şöyle. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği üç toplantıya katılmaması sorulduğunda kendisine davet gelmediğini ima etti. İmamoğlu o programlara davet edildi mi? Genel Başkanımız bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkililerinin başta seçilmiş olma, seçilmişler olmak üzere programdan haberi olur. İl başkanlarımız da bunun koordinasyonunu sağlar. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımızdır. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Fox TV'nin sorusu da şöyle. Cuma günü yapılan 100. yıl resepsiyonunda davetlilerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama resepsiyona katılmadı. Neden katılmadığına dair sizin bir bilginiz var mı? Şimdi hafta sonunda 3 gün boyunca belediye başkanlarımızın olduğu illerde de kutlama programları vardı partimizin 100. yılı ile ilgili. Bir gün önceki resepsiyona katılmayan başkanlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dahil 9 Eylül sabahı Anıtkabir'deki programa katıldı. Kanal 7 Televizyonu Onur Türker. Efendim, e CHP'nin 100 yıl tanıtım videosunda kolu teröristlerin görüntüsünün olması büyük tepki çekmişti. E, peki bu videoya ilişkin, o görüntülere ilişkin bir revize, bir değişiklik yapılacak mı? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, o videolara baktığınız zaman Kıbrıs'ın dağlarına nasıl bayrağı diktiğimiz anlatılıyor. Niye revize yapalım? Yani Kıbrıs'ın dağlarına milliyetçiliği yazdığımız e, videoyu gösteren ve bunun bir parçası olan görüntüleri neden revize edelim? Arkadaşımız, Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız bununla ilgili açıklamaları zaten yaptı. Gerçekten bakıyorum, karşı tarafın sık sık kullandığı bu filmleri, bu resimleri bizim hazırlamış olduğumuz çok da güzel dört dörtlük videoda, görünce herhalde büyük bir tepki oluştu. Yani bu niye bizim kullandığımızı bunlar da kullanıyorlar? Kıbrıs'ın dağlarına diktiğimiz o bayrağın, dikilen o bayrağın Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseri olduğunu söylüyorlar diye herhalde kıskandılar. Teşekkür ediyorum. Ayşe Sayın BBC Türkçe. Biraz önce dediniz ki 2019 seçimlerini kazandık, başarılı, başarı çıktığınız illeri saydınız. Önümüzdeki seçimlerde, geçen seçimdeki ittifak ortağınız İyi Parti seçime ayrı girebilecek, ayrı gireceklerini söylüyorlar ve sanıyorum yarın da Genel İdare Kurulu'nda görüşecekler. Sayın Ekrem İmamoğlu da kazanmak için ittifak şart diyor. Siz geçen hafta yapılan e, aç, yaptığınız açıklamada e, İYİ Parti'den gelen açıklamalara yolları açık olsun demiştiniz. Ancak e, bakıldığında hani kamuoyu araştırmalarına da bakıldığında e, ittifaksız e, kolay olmadığı belirtiliyor. Yeni bir yol açılabilir mi? Ne yapılabilir bu aşamadan sonra ittifakı için? Yoksa artık tamamen ipler koptu mu iki parti arasında? Teşekkür ben geçen ediyorum. hafta durduğumuz yeri söyledim. Ee, bu süreçle ilgili e, durduğumuz yerde biz e, şehirlerde yapılacak olan işbirliklerine e, kapalı olmadığımızı da ifade ettim ama bir bizim dışımızdaki bir parti ben kendi adaylarımı göstereceğim diyorsa e, bize de ona yolunuz açık olsun demek düşer Bu arada şunu söyleyeyim Cumhur e, belediye seçimleri tek turlu seçimler Dolayısıyla belediye seçimlerinde bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25 ile alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir. Teşekkür ediyorum.